NTV hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız ve sıcak bir gelişme ile başlıyoruz. Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinin düzenlendiği otelde asma tavan çöktü, yaralananlar var. Ayrıntılar ve son bilgiler için olay yerinde bulunan NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'a sözü bırakıyoruz. Evet, hemen bilgileri paylaşalım. Sarıkamış şehitlerinin anma etkinliği nedeniyle Sarıkamış'ta bir takım programlar vardı. O programlardan biri de gala gösterisiydi. Bir belgesel gösterimi söz konusuydu. Bir otelin konferans salonundaydı. Gösteri sırasında birden çatıda sesler gelmeye başladı görgü tanıklarının anlattığına göre ve sonrasında da alçı pantavan büyük bir görüntüyle çöktü ve o sırada da tabii içeride büyük bir panik yaşandı ve panikle birlikte de tabii ki kendilerini dışarı atmaya çalışan bazı davetliler vardı içeride. O anda da tabii ki sıkıntılı bir durum söz konusu oldu ve gelen bilgiler, ilk bilgiler yaralılar olduğu yönündeydi. Hemen ambulanslar buraya sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri geldi, UMKE ekipleri geldi ve ilk anda içeride olanlara müdahale ettiler. Sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu farklı bir yerde, farklı bir programdaydı. O sırada habercilerle bir aradaydı. Olayı duyar duymaz o da hemen buraya geldi. İçeride önce yetkililerle görüştü, olay yerine girdi. Sonrasında çıktı, hastaneye gitti ve devamından tekrar buraya, bölgeye geldi. Yani olayın yaşandığı otele geldi. Kısa bir yetkililerle değerlendirme yaptıktan sonra, içeride incelemelerden bulunduktan sonra dışarı çıktı ve açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği bilgiye göre 10 yaralı var. Hayati tehlikeleri yok. Alçıpan tavan çökmesi sonucu olay yaşandı ve içeride de kimse yok. Şu anda içeride sadece küçük çalışmalar yapılıyor. 108. yıl dönümüydü Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin ve bugün bakanla birlikte bizler de Ankara'dan Sarıkamış'a gelmiştik. Dün trenle yola çıktık. Bugün öğlen saatlerinde ilçedeydik ve gün içerisinde bir takım programlar vardı. Akşam saat 17.30'da da bu olayın yaşandığı otelde işte gala gösterimi yapılacaktı. Belgesel gösterimi vardı. İşte tam da o sırada çökme meydana geldi. Bir kez daha belirtelim. 10 yaralı var. Hayati tehlikeleri yok. Şu anda hastanede tedavilerine devam ediliyor. Burada tabii ki şu anda güvenlik önlemleri sürüyor. İçeride incelemeler devam ediyor. Belki ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapılabilir valilik tarafından. Genel detaylarıyla Sarıkamış'taki o üzücü olayın bilgileri böyle. Nizamettin Kaplan aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masayı eleştirdi. Türkiye çift başlı yönetimlerde ağır bedeli ödedi. Bunlar altı başlı bir yürütme peşinde koşuyorlar dedi. Kendi vesayetlerini kurmaya çalışıyorlar dedi. Muhalefetin Türkiye'ye tek vaadinin eski düzeni geri getirmek olduğunu söyledi. Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği siyasi, sosyal, ekonomik krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil, altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor. Allah akıl, fikir, izan versin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masayı bu sözlerle eleştirdi. Tüm genel başkanların yönetimde söz sahibi olacağı sistemi yeni bir vesayet olarak tanımladı, Türkiye buna izin vermez dedi. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Türkiye bunu size yaptırmayacak. Cumhurbaşkanı Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini ekonomi üzerinden sürdürdü. Ülke içindeki yatırımcıları, onlara da ne diyorlar? Size bunların hesabını soracağız. Kafaya bak ya. Kime neyin hesabını soruyoruz? Neymiş? Onlara şimdi hesap soracakmış. Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun? Cumhurbaşkanı seçimlere 5 ay kaldığını söyledi. 5 ay durmak yok dedi. Erdoğan açılış töreninin ardından Kumluca'ya geçerek geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan sel felaketinin ardından yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Cumhurbaşkanı ardından Manavgat'a geçerek yangın sonrası yapılan konutları hak sahiplerine teslim etti. Altılı Masa'nın son toplantısının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamayla siyasette yeni bir tartışma başladı. Davutoğlu adayları seçildiğinde tüm genel başkanların da karar sürecinin içinde yer alacağını ve imza yetkisine sahip olacaklarını açıkladı. Bu yönteme AK Parti'den tepki var. Siyasette 6 lidere ortak imza yetkisi tartışması yaşanıyor. Tartışma Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun liderlerin son toplantısının ardından yaptığı, ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkaracakları ancak genel başkanların da Cumhurbaşkanı gibi her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacağını açıklamasıyla başladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a göre bu bir eş başkanlık sistemi. Öyle anlaşılıyor ki masanın görünmez ortağı Türkiye siyasetine eş başkanlık sistemi diye bir sistem getirmişti. Öyle anlaşılıyor ki 6 artılı masanın etrafında oturanlar eş cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyorlar. Karar alacaklar 6 kişi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bu anayasaya yeni bir darbedir diye konuştu. Şimdi bunlar 6 tane lider Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayı değil 6 lideri idare edecek bir özel kalem müdürü arıyor. Bunlar imzalayacak, o gereğini yapacak. Peki anayasayı ne yapacak? Anayasa 104 yetkiyi kime vermiş? %1 bile oy alamayan Türkiye'nin yönetimine çöksün diye mi vermiş? HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söyledi. HDP Kars İl Kongresi'nde konuşan Buldan, biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek dedi. Cumhur ya da Millet İttifakı ile ortaklıkları olmadığını söyleyen Buldan, ancak ilkesel yaklaşımlarımız var. Bunlar zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, diyalog içinde olabiliriz şeklinde konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım diye konuştu. İddia ediyorum, bu seçimi alacağız ve bu seçimden başbakan Meral diyorsunuz ya, başbakan Akşener diyorsunuz ya, niçin başbakanlığa aday olduğumu anladınız mı? İşte bu bir feragattır ama aynı zamanda bir iddiadır. Sizden istediğim şudur değerli arkadaşlarım. Sizden istediğim şudur. Birinci parti çıkacağız, ben de başbakan olacağım. Onunla bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil. Var ya bir türkü, minnet eylemem, mihnet eylemem, biz mihnet ellemeyenleriz. Ondan bundan bir şey istemeden kendimiz, irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da partisinin düzenlediği dijital emek çalıştayında konuştu. Gündeminde batılı ülkelere yönelik beyin göçü vardı. İktidarı eleştirdi. Gençlerin ekonomik nedenlerle yurt dışına gittiğini söyledi. En yetenekli çocuklarımız yurt dışına gidiyorlar.
Sevgili hocalarıma anlatayım. Sorduk acaba gençler neden umutsuz diye. Ve neden yurt dışına gitmek istiyorlar diye. Nedeni şu. Bizim çocuklarımız bizden daha iyi bir eğitim aldıkları halde bizden daha düşük bir gelire mahkum ediliyorlar. Ve diyor ki ben burada bu parayla ne ev sahibi olabilirim ne araba sahibi olabilirim. Ama gidersem yurt dışına asgari ücret bile alsam hem ev sahibi hem araba sahibi olabilirim diyor. Ve gelişmiş bütün ülkeler sıfır maliyetle en değerli genç evlatlarımızı kendi ülkelerine alıyorlar. NTV sayın seyirciler önemli bir bilgiye ulaştı. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan Doğukan Cep'in ifadesine ulaştı. Cep ifadesinde Ateş'in yargılandığı davayla ilgili olarak kendisine sahip çıkmadığını öne sürüyor. Amacının Ateş'in öldürülmesi değil korkutulması olduğunu iddia ediyor. Çep'le birlikte 3 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tetikçinin yakalanmasıyla ilgili çalışmalar da sürüyor. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan Doğukan Cep'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. NTV'nin edindiği bilgiye göre Cep ifadesinde Sinan Ateş Ocak Başkanı iken bize sahip çıkmadı. Yargıtay'da temiz aşamasındaki bir dosyam için yardım istedim ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık. Öldürme amacımız yoktu dedi. Dodo lakabını kullanan Doğukan Cep'in İstanbul Gülsuyu'da Hasan Ferit Gedik cinayetinde 35 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Cinayetten önce keşif yapmakla suçlanan zanlının Ankara Emniyetindeki sorgusu sürüyor. Şüphelinin cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından önce Bolu Gerede'ye ardından İstanbul'a gittiği belirlendi. Tetikçi olduğu belirlenen ve hala aranan Eray Özyağcı'yı Ankara'ya getiren özel harekat polislerinden birinin uyuşturucu kaydı bulunduğu da bildirildi. Suç kaydına rağmen nasıl polis olduğu araştırılıyor. Polisler ilk ifadelerinde zanlıyı kim olduğunu bilmeden Ankara'ya getirdiklerini savundular. İsmini ve tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik dediler. Emniyet sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen aralarında Doğukan Cep'in de olduğu 3 zanlı tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 13'e çıktı. 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha önce de bir kişi serbest bırakılmıştı. Ege Denizi'nde ard arda meydana gelen depremler endişeye neden oldu. Biri 5, diğeri 4,8 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14 kilometre mesafedeki Midilli adasıydı. Depremler Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'den de hissedildi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy İzmir ve çevresi için uyarılarda bulundu. Ege bölgesi güne depremlerle uyandı. Midilli Adası'nda ard arda meydana gelen depremler Çanakkale, İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi. Sabaha karşı 04.52'de meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 5 olarak ölçüldü. 09.39'da ise Midilli Adası bu kez 4,8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremler sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy endişeye neden olan depremleri değerlendirdi. 5 büyüklüğünde değil, diğer büyüklüklerde de çok sayıda deprem var. Bir hareketlilik var ve bu hareketlilik devam ediyor. Peki burada biraz daha büyük bir deprem olursa, 6 ve 6'nın üzerine çıkan depremler olursa ne olur? Elbette karşı kıyıda, Türkiye kıyılarındaki yerleşim alanları buradan etkilenir. Her ne kadar bizim sınırlarımız içerisinde meydana gelen bir deprem olmasa da aynı Sisam depreminin İzmir'i etkilemesi gibi Türkiye kıyılarını özellikle Edremit Körfezi çevresini etkileyebileceğini düşünüp her zaman teyakkuzda olmakta fayda var. Şükrü Ersoy son dönemde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketliliğe dikkat çekerek İzmir ve çevresi için uyarıda bulundu. İzmir ve çevresi önemli bir deprem yaşamadı.
Yaşayacak mı? Elbette yaşayacak. Ege'de biz, özellikle bizim sınırlarımızda 1970 yılından beri büyük bir deprem yok. Evet. Bu olmayacağını anlamı taşımıyor. Yani küçük ve orta büyüklükteki depremlerle bu enerjinin bitmesi mümkün değil. Mutlaka 7'ye varan, 6,5-7'ye varan depremler meydana gelebilir. Ersoy, Ege Denizi'nde meydana gelebilecek olası bir deprem sonrasında tsunami oluşabileceğine de dikkat çekti. Tsunami gerçeğini de ortaya koymak gerekiyor, değil mi? Bakın 6.6 idi galiba Sisam depremi. 2 metrelik tsunami dalgası yarattı. Diyarbakır'da yoğun yağmur nedeniyle kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Bir kaza haberi de Kırşehir'den. Buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi. 2 kişi yaşamını yitirdi. Yolcu otobüsü devrildi, biri bebek, 5 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 4'ü sadece 20 kilometre sonra otobüsten inecekti. Kaza Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda meydana geldi. Gaziantep-Ağrı seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir 5 aylık bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. İlk belirlemelere göre kazanın yağmurdan kaynaklandığı tespit edildi. Yaşamını yitirenlerden 4'ünün otobüsten inmesine dakikalar kalmıştı. Kaza olmasaydı 20 kilometre sonra inecekleri noktaya varacaklardı. Yaralılardan 23 yaşındaki Merve Meygil, 5 aylık kızı Asel Meygil ve 46 yaşındaki annesi Seher Meygil'i kazada kaybetti. Ölenlerden 41 yaşındaki Zahide Ceyhan bir okulda müdür yardımcısıydı. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında otobüs şoförleri Bezat Yıldız'la Mehmet Siraç Uluç ve muavin Enis Pekşen gözaltına alındı. Kaza sonrası yan yatarak yolu kapatan otobüs 7 saat sonra vinçle kaldırıldı. Kırşehir'de de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ekip otosu ve yolcu otobüsünün de olduğu 10 araç birbirine girdi. Kısa süreli duraklamasından kaynaklı ve sisten kaynaklı peş peşe bir zincirleme kaza geldiği, oluştuğu anlaşılıyor. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Rize'nin Çayeli ilçesinde taşkın önleme kapsamında istinat duvarı yapılan yol şiddetli yağış nedeniyle dere yatağına çöktü. O sırada yolda yürümekte olan bir kişi dereye düşmekten saniyelerle kurtuldu. Eyvah, 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 eyvah. Taşkınları önlemek için istinat duvarı yapılan yol çöktü. O sırada yolda yürüyen bir kişi son anda kurtuldu. Rize'nin Çayeli ilçesindeki Şairler Deresi'nde taşkınların önlenmesi amacıyla istinat duvarı çalışması vardı. Şiddetli yağışın etkili olduğu bölgede ekipler güvenlik önlemi aldı. Yolun tek şeridi ulaşıma kapatıldı. Etkisini artıran yağmur nedeniyle çalışmanın yapıldığı yol bir anda çöktü. Eyvah. Yolda çalışma vardı. Zaten tek şeritten yolu vermiştiler. Sabahta yağmur fazla yağınca şu karşıda işte bir çökme oldu. O sırada bir kişi yolda yürüyordu. Yolun çökmesiyle dere yatağına düşmekten saniyelerle kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eyvah. İstanbul Avcılar'da bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan ve katıldığı televizyon programında teşhis edilerek yakalanan Sinan Sardoğan tutuklandı. 2018'de Avcılar Firuzköy'de bir erkek çocuğuna cinsel istismarla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, televizyon programında gördükleri kişinin aradıkları şüpheliye benzediğini fark etti. Bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvuruldu.
Güvenlik kameralarının da incelenmesinin ardından cinsel istismar şüphelisi Sinan Sardoğan, konuk olduğu televizyon programı sonrası gözaltına alındı. Şüphelinin televizyon programına konuk olma nedeni ise Tokat'ta bir kadının kaybolması olayıyla ilgiliydi. Sinan Sardoğan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da gündeme ilişkin soruları yanıtladığı, Türkiye'nin daha fazla sığınmacı alamayacağına dikkat çeken İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasını eleştirdi. Kalın, Yunanistan sahil güvenliğinin Türk balıkçılarını taciz etmesiyle ilgili olarak da cevap vermekte tereddüt göstermeyiz dedi. Türkiye'nin daha fazla mülteci alma kabiliyeti ve imkanı artık söz konusu değil. Daha fazla mültecinin bize gelmesi ya da başka yerlere gitmesi Avrupa'daki mülteci krizini tetikleyecektir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin daha fazla sığınmacı alamayacağına dikkat çekti. Terörle mücadelede kararlılık mesajları veren Kalın'ın Suriye'de uyguladığı politikalar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne eleştirileri vardı. Bizim buradan tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceğimiz mesaj da son derece net. Biz terörün her türüne karşı bugüne kadar kararlı bir şekilde mücadele ettik. Bunu müttefiklerimizle yapmayı tercih ederiz. Ama müttefiklerimiz yanlış ortaklar seçerler. Amerika Birleşik Devletleri PYD ilişkisinde olduğu gibi yanlış kişilerle iş tutarlarsa Türkiye kendi kulvarında kendi sorunlarını çözmek ve kendine yönelik terör tehditlerini ortadan kaldırmak için de gerekli adımları atmakta en ufak bir tereddüt göstermez. İlim Yayma Vakfı'nın 50. kuruluş yıldönümü kapsamında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen lisansüstü öğrenci buluşmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Profesör Doktor İbrahim Kalın, İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen İbrahim Kalın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kalın'a Yunanistan sahil güvenliğinin Türk balıkçılarını taciz etmesi de soruldu. Bizim Yunanistan'la kavga etmek diye bir gündemimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın baştan beri verdiği mesaj Yunan tarafına, Yunan Başbakanı Sayın Mitsotakis'e son derece açık ve net. Meselelerimizi gelin kendi aramızda ikili olarak çözelim. Üçüncü tarafları sürece dahil ederek Türkiye üzerine baskı kurma politikanızın netice vermeyeceğini bilmeniz, görmeniz, anlamanız gerekir. Bizim çağrımız bu yönde ama Türkiye'ye dönük bir hak ihlali olduğunda, sınır ihlali olduğunda, taciz olduğunda da Türkiye bunlara cevap vermekte en ufak bir tereddüt göstermez. İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolarda iki idam kararı daha uygulandı. Bir Besiç üyesini öldürmekten hüküm giyen iki erkek bu sabah idam edildi. Öte yandan ülkede ahlak polisi uygulamasının sıkı savunucusu olarak bilinen Ahmad Reza Radan, İran Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Ayrıntılar için NTV Tahran muhabiri Ali Asgar Çabuk karşımızda olacak ve hemen soralım, bu gösterilerle bağlantılı olarak idam edilenlerin sayısı 4'e yükseldi Ali Asgar ve son olarak da az önce aktardığımız o tartışmalı bir isim emniyetinin başına getirildi İran'da. Sen neler aktaracaksın? Aslında İran'da tabii Mahsa Emini'nin zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı için ve irşat devriyeleri tarafından gözaltına alınması ile birlikte hayatını kaybetmesi, ardından başlayan gösteriler hem bu uygulamanın nasıl devam edeceğini hem de ülke içerisinde bu uygulamaya yönelik tepkiler sonrası uygulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti. Ancak senin de söylediğin gibi idam kararları var. Bir taraftan söz konusu uygulamaya ilişkin tartışmalar var ve bu tartışmalar devam ederken önemli bir atama İran devrim lideri Ayetullah Ali Hamenei tarafından İran Genel Müdürlüğü'ne atandı Ahmed Reza Radan. Bu da önemli bir atamaydı. Ancak bugün gerçekleşen iki idam önemliydi. Çünkü yarın 8 Ocak Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesinin yıl dönümü. Ve bu yıl dönümü için her yıl olduğu gibi bu yılda aslında eylemler yani anma törenleri çağrıları vardı, ancak bu anma törenleri bir gösteriye, bir eyleme de dönüşme ihtimali var. Bu anma törenleri öncesinde söz konusu idam kararının uygulanmış olması önemli. Her iki isim de Muhammed Keremi ve Muhammed Hüseyin'i Kereş kentinde 3 Aralık tarihinde Hadis Necefi adlı
bir göstericinin vefatının 40. günü nedeniyle gösteriler sırasında Ruhullah Acemiyan adlı bir güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanıyorlardı. 16 kişi yargılanıyordu aslında bu kapsamda, ancak toplamda 5 kişiye idam cezası çıkmış, 11 kişi ise uzun süreli hapis cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu 5 kişiden 3'ü hakkında karar bozulmuştu ve yeniden yargılanma yolu açılmıştı söz konusu 3 kişi için. Ancak Muhammed Kerem'i ve Muhammed Hüseyin'i adlı iki genç söz konusu Acemiyan adlı güvenlik görevlisini öldürmek suçundan bu sabah itibariyle kesinleşen idam kararları uygulandı. Tabii Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi, yıl dönümü öncesinde bu kararın alınması dikkat çekiciydi. Diğer bir konu senin de söylediğin gibi İran devrim lideri Ayetullah Ali Hamenei tarafından İran Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Ahmed Rıza Radan'ın atanması. Ahmed Rıza Radan ismi özellikle 2009 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Yeşil Hareketi olarak adlandırılan o hareketin de doğmasına neden olan gösterilere müdahalede, gösterilerin bastırılmasında oynadığı önemli rol ile ismi biliniyor. Sertlik yanlısı bir isim. Kendisi Sistan Belucistan eyaletinde, Kürdistan eyaletinde, Horasan ve Tahran eyaletlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış bir isim. Onun görev yaptığı dönemler genelde gösterilerin olduğu, olayların olduğu dönemler olarak biliniyor. Diğer taraftan Radan ismi 2005 yılı sonrası uygulamaya başlanan irşat devriyeleri ve kılık kıyafet düzenlemesinin de sıkı bir savunucusu. Kendi döneminde kılık kıyafet denetimi ve irşat devriyeleri uygulamaları sıkı bir şekilde yürürlükteydi. Özellikle başkent Tahran gibi büyük kentlerde. Şimdi gösterilerle birlikte aslında irşat devriyeleri uygulamasının hali hazırda fiilen uygulanmadığını görüyoruz. Biraz daha hafifletilmiş durumda. Ancak tamamıyla bu uygulamanın kaldırıldığını an itibariyle söyleyemiyoruz tabii. Çünkü resmi olarak bir açıklama gelmiş değil. Sadece hafifletildiğini ve uygulamanın fiilen hayata geçirilmediğini, hayatta olmadığını görüyoruz. Ancak Ahmed Rıza Radan'ın İran Emniyet Genel Müdürü olarak atanması sonrası tabii irşat devriyeleri, kılık kıyafet düzenlemesi ve ahlak polisliği olarak adlandırılan bu uygulamaların nasıl uygulanacağı, nasıl devam edeceği, bundan sonraki süreçte irşat devriyelerinin olup olmayacağına ilişkin belirsizliği aslında bir anlamda netleştiren de bir atama oldu. Çünkü kendisi bunun sıkı bir savunucusu. Tabii İran, Tahran yönetimi Mahsa Emini'nin vefatından önce de söz konusu uygulamada yeni teknolojilerin kullanılacağını, özellikle MOBESE kameralarının kullanılacağını, uzaktan para cezasına çevrileceğini ve o eski gördüğümüz zorla insanların karakola götürüldüğü o uygulamayı artık kaldıracakları şeklinde tartışmalar zaten vardı. Bundan sonraki süreçte söz konusu uygulamanın, kılık kıyafet denetiminin İran'da biraz daha yeni teknolojiyle, yeni yöntemlerle uygulanabileceğini belki söyleyebiliriz. Ancak Ahmed Rıza Radan isminin İran Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış olması, İran'ın başörtüsü noktasında, kılık kıyafet denetiminde, kamusal ve toplumsal alanda başörtüsü ve ahlaki denetim noktasında geri adım atmayacağını aslında gösteriyor. Ali Asgar Çabuk aktardı ayrıntıları. Rusya'nın Ukrayna'da tek taraflı ilan ettiği 36 saatlik ateşkes bu gece yarısı sona eriyor. Kiev'in teklifi reddetmesine rağmen Rusya ateşkese uyduğunu açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın kendi ateşkesini bozarak Bahmut kentini vurduğunu, 2 kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırıda 13 kişi de yaralandı. Чистота, весь порядок такий. Ви бачите, що робиться? Rusya'nın tek taraflı ilan ettiği geçici ateşkes sırasında Ukrayna'nın kontrolündeki Bahmut kentinden bombardıman sesleri yükseldi. Kent, Moskova'nın Ortodoks Noeli için ateşkes ilanına rağmen bombaların hedefi oldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın saldırısında ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı. Donetsk bölgesinde bulunan kentte aylardır süren bombardımanın neden olduğu hasar da görüntülendi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoshenko, Rus güçlerinin tek taraflı ateşkesi bozduğunu söyledi. Rusya'nın Herson'daki bir itfaiye istasyonuna saldırdığını, olayda ölen ve yaralananlar olduğunu belirtti.
Herson valisi de Rus askerlerinin kenti en az 39 kez bombaladığını, yerleşim yerlerinin hasar gördüğünü duyurdu. Moskova yönetimi Kiev'in teklifi reddetmesine rağmen Ukrayna'daki güçlerinin Rus lider Vladimir Putin tarafından ilan edilen 36 saatlik geçici ateşkese uyacağını bildirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ilan edilen süre boyunca tek taraflı ateşkesin sürdürüldüğünü duyurdu. Ukrayna güçlerini ateşkes sırasında sivil bölgelere saldırmakla suçladı. Açıklamada Rus askerlerinin yalnızca Ukrayna tarafından yapılan topçu ateşine karşılık verdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı'nı seçti. 4 gün ve 15 tur süren maraton sonunda Kevin McCarthy Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde başkan krizi sona erdi. Cumhuriyetçi Kevin McCarthy 4 gündür devam eden oylamaların 15. turunda Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayındaki ara seçimler, Cumhuriyetçileri Temsilciler Meclisi'nde 212'ye karşı 222 koltukla çoğunluk konumuna getirdi. Yeni dönem için başkanlık seçimi ise kaosa dönüştü. Birinci turdan itibaren Demokratlar adayları Hakim Jeffries'e 212 oy verdi. Çoğunluktaki Cumhuriyetçiler ise aralarındaki görüş ayrılığı nedeniyle uzlaşamadı. McCarthy, başkan seçilmesi için gerekli çoğunluğu bir türlü sağlayamadı. Temsilciler Meclisi ilk turda başkan seçemeyerek 100 yıl sonra ilke sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 1923'ten beri ilk kez Temsilciler Meclisi Başkanı ilk turda seçilemedi. Kevin McCarthy için hayal kırıklığıyla sonuçlanan 14. oylama sonrası ise mecliste tansiyon yükseldi. McCarthy ikna için muhalif cumhuriyetçilerin oturduğu sıralara yöneldi. Bu adım tartışmaya dönüşürken Florida temsilcisi Matt Gaetz'in McCarthy'ye tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı. Oylamanın bir gün daha ertelenme olasılığı ise muhaliflerin tavır değiştirmesiyle engellendi. 57 yaşındaki Kaliforniyalı siyasetçi McCarthy, muhaliflerin oy kullanmamasıyla 15. turda istediği sonuca ulaştı ve 211'e karşı 216 oyla başkan seçildi. Kevin McCarthy yemin ederek görevine resmen başladı. Seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti. Meclisin çalışmasını engelleyecek kadar uzun seçim süreci iç savaş öncesinden bu yana görülmemişti. En uzunuysa 1856'da yaşandı. Temsilciler Meclisi Başkanı 2 ayın sonunda 133. turda seçilmişti. Alzheimer hastalığıyla ilgili bir ilaç haberi var sırada. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi hastalığı yavaşlattığı görülen yeni bir ilacı onayladı. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi Leqembi isimli ilacın hastalığın hafif veya erken aşamalarında olan hastalara reçete edilebileceğini bildirdi. Kullanım için onay verilen ilaç hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini gösteren türünün ilk örneği olarak gösteriliyor. Ancak uzmanlar ilacın tedavi edici olmadığını, sadece hastalığın ilerlemesini ölçülebilir şekilde yavaşlatacağını vurguluyor. İlacın olası yan etkilerine de dikkat çekiliyor. Japon Eisai ve Amerikalı ortağı Biogen adlı şirketler tarafından üretilen ilaçla bir yıllık Alzheimer tedavisinin yaklaşık 26.500 dolara mal olacağı belirtiliyor. Endonezya, bataklık bir alana kurulu başkentini Borneo Adası'na taşımaya hazırlanıyor. Ancak bu hazırlık Borneo Adası'nın ekolojisi için tam bir felaket olarak niteleniyor. Zira ada dünyanın en büyük yağmur ormanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bataklığa kurulu, aşırı kalabalık, trafiği sorunlu, üstelik her geçen gün batıyor. Bu sorunlarla karşı karşıya olan yerleşim yeri, Endonezya'nın başkenti Jakarta. Yetkililer çözümü 30 milyondan fazla nüfusu bulunan kenti taşımakta buldu. Borneo Adası'na yeni bir başkent kurulacak. Gelecek yıl başlanacak projeyle kurulacak yeni başkente Nusantara adı verildi. Ancak proje tam bir ekolojik felaket olarak niteleniyor.
dünyanın en büyük ve en eski tropikal yağmur ormanlarına sahip Borneo Adası'nın ekolojik yapısının büyük zarar görmesinden kaygı duyuluyor. Dünyanın akciğerleri olarak nitelenen ve çok sayıda bölgeye has hayvan türüne ev sahipliği yapan adada ağaç kesiminin hızlanmasından endişe ediliyor. Ancak Endonezyalı yetkinler yeni başkentin doğaya uyumlu ve tamamen çevreyle dost olacağını savunuyor. Şehir içi ulaşımın elektrikli otobüslerle sağlanacağı belirtiliyor. İlk etapta yeni başkente parlamento, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve devlet memurları için evler inşa edilecek. Bu inşaatlarla geçimini ormandan sağlayan yerli halkın da topraklarını terk etmek zorunda kalabileceğine dikkat çekiliyor. Başkentin taşınacağı Borneo Adası, dünyanın en büyük kömür rezervlerinin yanı sıra en kalabalık orangutan nüfusunu barındırıyor. Projenin 33 milyar dolara mal olması bekleniyor. Şimdiki başkentin yaklaşık yarısı deniz seviyesinin altında. Jakarta'nın bazı kesimleri her yıl 25 santimetre batıyor. Deprem kuşağında bulunması da risk oluşturuyor. Çözülemeyen trafik sorunu milyonlarca dolarlı kayba yol açıyor. Bir başka sorunsa kentte çöplerin depolama ve geri dönüşüm tesislerinin olmaması nedeniyle yakılması. Bu durum hava kirliliğinin artmasına yol açıyor. Dünya gündemindeki diğer gelişmelerden aktaracağımız haber turuyla devam edelim. İlk durağımız Meksika. Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in yakalanması ortalığı karıştırdı. Kartel üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 29 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 10'unun asker olduğu açıklandı. Yetkililer çatışmaların ardından birçok kentte kontrolün sağlandığını duyurdu. Olaylarda hayatını kaybeden 19 çete üyesinin cenaze töreni nedeniyle güvenlik önlemleri de arttırılmış durumda. Çatışmaların yol açtığı şiddet sarmalında onlarca araç ateşe verildi ve yüzden fazla uçuş iptal edildi. El Chapo'nun oğlunun babası gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilip gönderilmeyeceği bilinmiyor. Çin'deyiz. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Çin'de 3 ay içinde ikinci kez fiyatları düşürmesi protestoya neden oldu. Geçen aylar içinde araç teslimi alan bazı Tesla sahipleri Chengdu kentindeki Tesla mağazasında toplanarak fiyatlardaki düşüşe tepki gösterdi. Tesla, Çin'de sattığı Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında %6 ile %13,5 indirim yapmıştı. Ayrıca iki farklı modelin daha Çin pazarına gireceği bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti bir süredir sel ve fırtınanın etkisi altında. Fırtına eyalete bağlı Santa Cruz kentinde sahil şeridini su altında bıraktı. Şiddetli dalgaların sahildeki ahşap iskeleleri aşıp geçtiği anlar kameralara yansıdı. Kaliforniya'nın kuzeyinde yılın ilk haftasında 6 kişi hava koşullarına bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Son durağımızsa Hawaii. Bölgedeki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçince alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Yanardağ'daki lav akışı havadan görüntülendi. Uzmanlar volkanik gaz konusunda bölge halkını uyarıyor. Zehirli gazların solunum güçlüğü çekilmesine yol açabileceği belirtiliyor. Yetkililer tarım alanlarının da zarar görebileceği uyarısı yapıyor. Muayenehanesi olan hekimlere getirilen özel hastaneyle çalışma sınırlaması bir süredir tartışılıyordu. Sağlık Bakanlığı şartları esneten yeni bir düzenleme yaptı. Hekimler bir özel hastaneyle anlaşma yaptıklarında kadro kotası olmayacak. İkinci hastaneyle yapılacak sözleşme ve yeni muayenehane açacaklar içinse kadro sınırlaması var. Doktorlar bu şartlara tepkili. Muayenehanesi olan hekimlerin özel hastanelerde hasta tedavi etmeleriyle ilgili yönetmelik değişti. Bir önceki yönetmelikte getirilen özel hastanelerin kadrolarının %15'i kadar dışarıdan hekim kabul edebileceği şartı kaldırıldı.
Şu anda muayenehanesi olan hekimlerle 60 yaş üzerindeki doktorlar boş kadro olup olmadığına bakılmaksızın özel hastanelerle sözleşme yapabilecek. Ancak hekim ikinci bir hastaneyle o branştaki kadro sayısının 1/3'ü aşılmıyorsa çalışabilecek. Bir hastaneyle hemen hemen herkes sözleşme yapabilecek ama bir hastane dışında kalan hastanelerde yine 1/3 kotası aynen geçerli olduğu için hekim sayısı 500-600'lerle sınırlı kalacak. Yani yine 7000-8000 hekim sadece bir hastaneyle çalışmak zorunda kalacak. Yeni muayenehane açacak hekimler içinse kota bulunuyor. Hastaneler o branştaki kadro sayısının 1/3'ünü aşmayacak dışarıdan hekimle sözleşme yapabilecek. Muayenehanesi olmayan arkadaşların muayenehane açmasının önüne geçilmiş durumda. Onlar muayenehane açamayacaklar, açsalar da kadro bulamayacaklar. Böylece özel hastanelerin sahip olduğu kadro ve hekim sayılarında azalma olmayacak. Serbest çalışan hekimler hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak kaydıyla tedaviyi yıllık sözleşmeyle özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapabilecek. Ödeme Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edilmeyecek. Yönetmelikle vaka bazlı izin uygulaması da getirildi. Buna göre öngörülen müdahalenin sözleşme imzalanan hastanede yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'nden vaka bazlı özel izin alınması gerekecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın yakma testine ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakan Dönmez, görüntüleri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda enerji bağımsızlığımızın ateşi ifadesini kullandı. Test işleminin Türkali 10 kuyusunda çalışmayı sürdüren Kanuni sondaj gemisinde gerçekleştirildiğini söyledi. Son olarak 26 Aralık'ta Sakarya gaz sahasında 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği açıklanmıştı. Böylelikle Türkiye'nin doğal gaz rezervi 710 milyar metreküpe yükselmişti. Türkiye genelinde sıcaklık uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle birçok barajda su seviyesi korkutucu şekilde düştü. İstanbul'da benzer bir tablo var. Ocak ayının son haftasına kadar da hava durumunda dikkate değer bir değişim beklenmiyor ve uzmanlara göre suyun tasarruflu kullanılması şart. 20 yılı aşkın süredir bu denli kurak değildik. Bazı yıllar böyle kurak geçirebiliriz. Bu da normal bir durum. Ama böyle de zamanlarda muhakkak su politikaları oluşturulmalı, suyun nasıl kullanılması gerektiği planlanmalı ve bizlerin de suyu çok tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Türkiye kurak bir dönem geçiriyor. Hava sıcaklığı uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye ne yağmur ne de kar yağıyor. Bu nedenle birçok barajda su seviyesi korkutucu şekilde düştü. Özellikle İstanbul'da, Trakya'da olağanüstü bir kuraklık var ve yakın zamanda da ülkemizin genelini etkileyecek, uzun sürecek yağış gözükmüyor. Salı günü Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağmurlar var. Hatta su baskınını yaratabilecek kadar yağış var. Salı, çarşamba Ege'de, çarşamba günü ise Antalya'da. Ancak bu o bölgelerle sınırlı kalacak. İstanbul'da salı akşamı hafif şiddetli yağış beklense de bu doluluk oranı %32'ye düşen barajlar için yeterli değil. İstanbul'da biz salı akşamı çarşamba arasında hafif ve orta kuvvetli bir yağış var ama sonrasında yine yağışsız. Ayın 18'inden sonra bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar olabilir. Ancak bizim için önemli olan gelecek yağışın hem uzun süreli olması hem ülkemizin genelini etkilemesi. Yani birkaç bölgeyle sınırlı kalmamalı, düzenli bir yağış olmalı. 2 gün, 3 gün arka arkaya gelmesi lazım. Özellikle kar yağışına ihtiyacımız var. Kar yağışının uzun süre devam etmesi ve yerde kalması gerekiyor ki barajlarımıza, yeraltı sularımıza katkısı olsun. Uzmanlar hava kirliliğinin de arttığını belirtiyor. Boğaz'da uzun uzun yürüyüşler yapmak, derin nefes almak çok sağlıklı değil. Biz birçok kimyasal madde ve partikül solumuş olacağız. Ve ülke genelinde de sis yoğun, İç Anadolu'da, özellikle Ege'de, Torbalı'da, Ödemiş'te, Denizli, Aydın, Kütahya bölümünde hassas seviyede, hatta sağlıksız seviyede hava kalitesi. Çarşamba günü Ege bölgesine gelecek yağış günlerdir etkili olan o hava kirliliğini düşürecektir.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkari Gücü'nün Afrikalı kadın futbolcularına yöre halkı tam destek veriyor. Futbolcuları evlerinde misafir eden bölge sakinleri onlara gelenek ve göreneklerini de öğretmeye çalışıyor. Kenya, Nijerya, Zambiya ve Gana'dan Hakkari'ye geldiler. Hakkari Gücü Spor kadın futbol takımının vazgeçilmezi oldular. Afrikalı kadın futbolcular misafir oldukları evlerde yöre kültürünü öğreniyor. Hakkari'nin yemekleri çok güzel, insanlar çok iyi. Halk bizi çok destekliyor, evlere davet ediyor. Geçenlerde arkadaşlarla düğüne gittik, halay çektik, halayı da öğrendik. Hakkari Gücü kadın futbol takımının Afrikalı futbolcuları takımın başarılı sonuçlar almasında büyük pay sahibi. Takım gösterdiği başarılı performansla ligin ilk yarısını 14 puanla namağlup 3. sırada bitirdi. Kadın futbolcular sahadaki mücadeleleri ve saha dışındaki sempatik tavırlarıyla yöre halkının da sevgisini kazandı. Futbolcuları evlerinde misafir eden Hakkarililer onlara hem yöresel yemeklerden ikram ediyor hem de kültürlerini tanıtıyor. Aile ortamı gerekse kızlarımızın sürekli birbirini evlerine davet etmesiyle kaynaşma üst seviyedir. Çok da sevinmişler, çok da mutlular öyle gözüküyor şu anda. Aynı kızım gibi seviyorum hepsini. Oturduk, yemek yedik, çayımızı içtik, sohbet ettik. Güzel, neşeli geçti. Hakkari'yi seviyor. Sevmezseydi gelmezdi ama seviyorlar. Her şey çok güzel. Burada mutluyum. Bizim kültürümüzle buranın kültürü çok farklı. Burası zengin bir kültüre sahip. Yöre halkı Afrikalı futbolcularla dil sorununu da çözdü. Kısa bir aranın ardından ana habere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sınırlarımız ötesinden haberlerle devam edelim. Güney Kore, buzda balık avı festivaline ev sahipliği yapıyor. Dondurucu soğuğa aldırmayan 100 bini aşkın kişi festivale akın etti. Dondurucu havaya aldırmadan balık tutmak için yarıştılar. Binlerce kişi 3 yıllık pandemi arasından sonra buzda balık avı festivaline akın etti. Festivalin adresi başkent Seul'ün 120 kilometre kuzeyindeki Hwacheon kentiydi. Amaç sıfırın altındaki sıcaklıkta balık tutmaktı. Bunun için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Kimi oltalarıyla buzda balık tutmaya çalıştı. Kimi de elleriyle balıkları yakalamak için çabaladı. Katılımcılar soğuk havaya rağmen etkinliklerden memnundu. 5 tane yakaladığım için çok mutluyum. Festival birkaç yıl sonra yeniden başladı. Hava buz gibi ama benim için hiç sorun değil. Katılımcıların güvenliğini sağlamak için polis, sağlık çalışanları ve afet müdahale ekipleri bölgede seferber edildi. İlk gününde 129 bin kişinin katıldığı festival 29 Ocağı kadar sürecek. Rock'n'roll'un efsane ismi Elvis Presley'nin hayranları Avustralya'da buluştu. Bu yıl 30.sü düzenlenen festivalden renkli görüntüler var şimdi sırada. Her yaştan yüzlerce hayranı buluştu. Efsane ismi andı. Avustralya'da rock'n'roll'un kralı Elvis Presley anısına festival düzenlendi. Festivalin adresi Sydney'in 357 kilometre batısındaki Parks kasabasıydı. Bu yıl 30.sü düzenlenen festivale katılanlar efsanevi müzisyeninkine benzeyen kostümler giydi. Kimileri kasabanın ana caddesinde dans etti, kimileri de renkli kıyafetlerle şarkılar söyledi. Bazı katılımcılar da eski model arabalarla geçit törenine katıldı. Etkinliklerde ilk kez yer alanlar da festivalden memnundu. Bu bizim ilk festivalimiz ve kesinlikle harika oldu. Her şey tek kelimeyle muhteşem. Bu benim 11. festivalim. Her seferinde çok eğlendiğim için yine geliyorum. Her yıl sabırsızlıkla beklediğim tek şey bu. Parks Elvis Festivali her yıl ortalama 25 bine yakın ziyaretçi çekiyor. 5 gün süren festivalde Elvis Presley'den ilham alınan etkinlikler düzenleniyor.
Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar.